Evet sevgili izleyenler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaligrafi dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nokta çalışmasını yapmıştık. Nokta çalışmasını, evet, kısaca bir tekrar ediyorum. Daha sonra düz bir çizgi çalışması yapmıştım. Yaparken neye dikkat etmiştim? Yaparken tabii ki açılarıma dikkat etmiştim. Nasıldı açılarım benim? Şöyle 45 derecelik bir açıyla, eğimle gelmişti. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. Kalemimizi 45 derecelik eğimle tutuyoruz. Evet, bugün kuyruklu çizgimizi yapacağız. Şöyle yapıyoruz kuyruklu çizgimizi. Evet, geliyoruz ve dönüyoruz. Düz bir şekilde aşağıya indik ve döndük. Bakın şuraya dikkat edin. Şurada şöyle bir dönüş var. Burada da şöyle bir dönüş var. Bunları lütfen kaçırmayalım. Tekrar edelim dersimizi. Şöyle çıktım, yukarıya çizgiye değdim. Aşağıya inmeden dönmeye başladım. Yani şuraya dikkat edin. Dönüşüm çizgiye değmeden önce dönmeye başlıyorum. Daha sonra en uç kısımda çizgiye değiyorum ve dönüyorum. Şöyle tekrar edelim çalışmamızı. Düz bir şekilde iniyoruz. Şunu yapmayacağız. Hatalı olanı göstereyim. Şöyle şu an bunu yapmıyoruz. Bu şu an çalıştığımız bir konu değil. Evet, şöyle bakın, şurada yuvarlak bir yarım yuvarlak bir dönüşüm var. Evet, bunu kaçırmayalım. Bunu da birkaç sayfa çalışın lütfen. Birkaç sayfa çalışmanız yeterli olmazsa tekrar çalışabilirsiniz. Dikkat edin. Şöyle burası 1,5 santimlik aramdı. O arada çalışıyorum. Şurası 1 santimlik ara. Şurası da 1 santimlik ara. Burası benim yazacağım metnin satır aralığı. Bu satır aralığına dikkat edelim. Kendiniz bunları çizebilirsiniz ya da benden mail yoluyla isteyebilirsiniz. Size atabilirim. İyi seyirler. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Evet, dersi beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.